Merhabalar. Ben Atay Gergin. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle ışık tasarımının mekan tasarımıyla, sanat tasarım alanlarıyla ilişkisi üzerine temel bir takım teknik bilgiler vermek, bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Başlığımız sahne sanatlarında ışıklama tasarımı ve iç mekan tasarımı ilişkisi. Bir alt başlığımız da var, ışıklama tasarımı, sanat ve güncel yaşam bağlantısı. Şimdi bu başlık aslında zaten anlatmak istediğim temel alanların bir özeti. Fakat buraya girmeden önce yani sahne sanatları ve mekan tasarımı, iç mekan tasarımı, sanat gibi, sanatta ışık tasarımı gibi konulara girmeden önce ışığın teknik olarak ışık kavramının temel yapı taşlarını bir takım jargonunda kullanılan bir takım tanımlama biçimlerini ve teknik özelliklerini paylaşmak istiyorum sizinle önce. Şimdi öncelikle şuradan başlıyoruz. Renk dediğimiz şey ışık sayesinde görebildiğimiz bir kavram, renk kavramı. Ve aslında rengi oluşturan şeyin temelinde de ışık geliyor. Ve ışık dalga boyları aslında bizim görebildiğimiz dalga boylarının çok daha geniş bir alanında bulunuyor. Biz çok dar bir alandan bir bölümünü sadece görebiliyoruz, ışık dalga boylarını. Burada grafikte ortada üstteki çizelgedeki ortada renkli gökkuşağı gibi görünen incecik bir çizgi var. Renkli bölüm var. O bölüm aslında bizim bütün dalga boyları arasında fiziksel olarak insanoğlunun gözünün fizyolojik yapısıyla algılayabildiği ışık alanına denk düşüyor. Yani aslında o kadar dar bir alanı görebiliyoruz. Fakat o dar alanda bizim gördüğümüz bütün renkler, tonlar, ara tonlar, ışık tonları algılanabilir halde bizim için. Ama bu ışık sadece oradan ibaret demek değil. Işığın dalga boyları grafikte de gördüğünüz gibi hem uzun dalga boyları hem de kısa dalga boyları tarafında oldukça ileriye kadar gidiyor. Bizim görebildiğimiz sınırları tam bir noktayla işaretleyip hemen onların ötesini tarif edecek olursak kırmızı rengi gördüğümüz uzun dalga boylarının olduğu bölümün sınırından sonra bizim görebildiğimiz dalga boylarına geçtiğimiz zaman infrared yani bizim kızılötesi olarak bildiğimiz ışıkları tanımlıyoruz. Tam tersinde diğer uca gittiğimiz zaman da ultraviyole yani bizim mor ötesi ışınlar olarak bildiğimiz ışınları görüyoruz. Bunu çok basit anlamda şöyle tarifleyebilirim size. İnfrared ışınları belki birçoğumuzun ısınmak için kullandığı bu hepimiz UFO diyebiliriz onu. Markadır bildiğim kadarıyla UFO ama infrared ışınla ısıtan cihazlar vardır. Isı veren bir dalga boyudur bu. Ve aslında infrared teknolojisini, infrared enerjisini kullanır bu teknoloji. Ultraviyole ışıklar ise bizim solaryumda bronzlaşmak için kullanılan ışıklar olarak tanımlayabilirim ilk başta. Bir de yakın dönemde hepimizin yaşamış olduğu sıkıntı, ortak sıkıntı, yaşıyor olduğu ortak sıkıntı pandemi. Bu süreçte COVID virüsünü ve daha birçok virüsü etmesi nedeniyle acil servislerde, hastanelerde, toplu olarak yaşanılan yerlerde kullanılan bir ışık kaynağıdır aynı zamanda ultraviyole. Fakat ultraviyole kullanılırken dikkat edilmesi gereken de bir ışık kaynağıdır. Çünkü kısa dalga boyları olduğu için çok hızlı bir değişkenlik yaratıyor. Zarar verebilen, insan fizyolojisine zarar verebilen özelliği olan bir ışık kaynağıdır ultraviyole. Ultraviyole A ve ultraviyole B diye ayırabiliriz. Ultraviyole A ışınlar solaryumda örneğin %95 oranda varken %5'i sadece ultraviyole B'dir. Ama her ikisi de özünde uzun vadede
insan fizyolojisine zarar verir. Dolayısıyla ultraviyole ışıkların kullanımı çok dikkatle ele alınması gereken bir konu. Buradan bu renk spektrumunda bahsettiğim fiziksel ışığın fiziksel dalga boyları arasında bizim görmemizi sağladığı renklerin ışık rengi ve boya rengi olarak karışım tablolarını görüyoruz. Işık renklerinde burada gördüğümüz gibi ana renklerimiz kırmızı, yeşil ve mavi. Ve bunların karışımından kırmızıyla yeşilinkinden sarı, kırmızıyla mavininkinden magenta, yeşille mavininkinden siyan ve bunların toplamının karışımındansa beyaz ışık ortaya çıkıyor. Ve biz bunlara çıkarmalı renkler diyoruz. Boya renkleri ise eklemeli renkler olarak tanımlayabileceğimiz bir yapıya sahip. Buradaki ana renkler magenta, siyan, sarı. Matbaalarda baskı yaparken, çıktı alırken bu tonları, ana tonları mutlaka ya duyarsınız ya görürsünüz bir yerlerde. Ana renkler olarak bunlar kabul edilir. Magenta siyanın karışımından mavi, magenta sarıdan kırmızı, siyan sarıdan da yeşil çıkar. Eklemeli renklerde yani boya renklerinde toplamını bir araya getirip karıştırdığınız zaman elde ettiğiniz şey siyahtır. Buradan aslında benim bu anlatımda en çok üzerinde duracağım, en önemli bulduğum konuya geçiş yapıyoruz. Gördüğümüz o renkleri görebilmemizi sağlayan ışığın tek bir tonda gelmesi gibi bir durum yok. Işığın ısı rengi yani tonu çok değişkendir. Işık kaynağının yapısına göre, ışık kaynağının bulunduğu yere göre ya da ışık kaynağının enerjilerini bize yollarken o enerji, o ışınların kat ettiği yol üzerindeki partiküller, çarptığı şeyler, yansıtıcı yüzeyler, geçirgen yüzeyler ya da stoplayıcı yüzeyler bunların hepsi ışığın tonlamasını değiştiren etmenlerdir. Tonlama dediğimiz zaman bunun bir ölçü birimi var. Nasıl işte santimetre metre bir uzunluk birimi, işte sıcaklık için biz santigrat kullanıyoruz. Bu mantıkta bir ölçü birimi olarak Kelvin derecesi kullanılıyor. Kelvin de büyük K harfiyle işaret ediliyor. Burada görebildiğiniz üzere, tabloda gördüğünüz gibi ışık tonunun ısı değeri yani sıcak ışık ve soğuk ışık diye ayırırsak bu tonları sıcak ışıkların Kelvin derecesi oldukça düşük, soğuk ışıkların Kelvin derecesi de yüksek. Yani sıcaktan soğuğa doğru yükselerek gidiyor derece tanımlamaları. Buradaki tabloda şöyle hızlıca bir genellemeyle örnekleme yapmaya çalıştım. Mum ışığı 1000-2000 Kelvin arasında. Tungsten lamba yani bildiğimiz o eski tip içinde tel olan tungsten ampuller 2500-3500 Kelvin arası. Gün doğumu ve batımı yani güneşin yatık olduğu saatlerdeki Kelvin derecesi 3000-4000 Kelvin derecesi. Floresan lamba bizim ülkemizde en çok sevilen herhalde ekonomik olduğu için oysaki biraz sonra değineceğim maalesef özellikle estetik ve sanat tanımlaması yaparken o anlamda bizi ruhsal olarak da fizyolojik olarak güncel yaşamımızı da negatife doğru iten bir ışık kaynağıdır aslında. Floresan lambanın yaydığı bu Kelvin derecesi. 4000-5000 Kelvin çünkü bize dediğim gibi biraz sonra üstünde duracağım. Fizyolojik olarak bir rahatsızlık yaşatır özünde. 5500 Kelvin arası elektronik flaş. Bakın floresan lambayla elektronik flaş yani fotoğraf makinelerinde flaş yandığı zaman o rahatsız olduğunuz, gözünüzü rahatsız eden birkaç saniye görmenizi engelleyen ışık tonuyla aynı sınıra, üst sınıra elektronik flaş alt sınırda değiyor. Dolayısıyla aslında o derece rahatsız edici bir ışıktır ama uzun süre ve sabit olduğu için biz bunun farkına varmayız. Güneşli ve açık gökyüzü. Bu şu demek. Güneş var, güneşi görebiliyoruz ama bulut yok. Ve bu açık gökyüzündeki ışık tonu 5000 ve 6500 Kelvin arasında. Yarı kapalı ya da bulutlu gökyüzü. Bu da bulutların olduğu, güneşin var olduğu gündüz saatleri ancak
Bulutlu hava nedeniyle bulutun yaratmış olduğu, biraz önce bahsettiğim ışınlar hareket ederken onu engelleyecek bir engel olarak düşünün bulutu. Bir difüzyon filtresi görevi görüyor ve Kelvin derecesini daha da yukarıya taşıyor. 6500-8000 Kelvin. Bunu da size çok hızlı şöyle tarif edebilirim. Hatta gölge ya da kapalı havada 9000-10000 Kelvin, bu daha belirleyici bir yüksekliğe sahip, ama asıl bulutlu gökyüzünde şunu yaşamışsınızdır hepiniz. Güneş varken güneş gözlüğü ihtiyacından daha fazla güneş gözlüğü ihtiyacı duyarsınız bulutlu ve açık bir havada. Yani güneş vardır, bulutların arasında parıl parıl, yağmur yoktur ama bulut vardır. Homojen bir şekilde her yerden ışık saldırır gözünüze. Ve Kelvin derecesi de çok yüksek olduğu için çok rahatsızlık duyarsınız. Şimdi bunu biraz daha görsel olarak tanımlayacak olursak, hemen burada altta görselin ortasındaki grafikte 3000, 4000 ve 6500 Kelvin olarak bir daha ufaltılmış bir genelleme yapılmış. Arkada da tam tersinde görüyorsunuz grafiklerin. Karşılıkları var bunların. Bunlar da aslında biraz mevsim dönümünü de tarif edebilecek bir yapı oluşturuyor bizim için. Yaz ışığı, sonbahar ışığı, ilkbahar ışığı, kış ışığı diye tarif ettiğimiz, ama aslında bu tarifi belirleyen tonların, bu ton değerlerin Kelvin'le teknik olarak belirlendiği bir mantığı var bu işin de. Burada biraz daha açıklayıcı olacak diye düşünüyorum. Biraz iç mekan tasarımı ile ilişkisine gireceğim çünkü biraz sonra. Onu anlatabilmem için koyduğum bir grafik burada. Warm white, beyaz, sıcak beyaz ışık. Burada 2000-2500 Kelvin'deki. Hemen ikinci sıradaki 2500-3500 Kelvin. Sonra 3600-5000 arası. Sonra 5100 ve 20.000 Kelvin'e kadar çıkan bir tonlama var. Görsellerde bir iç mekan, mutfak görseli var ve bu görselin içerisindeki hiç mekanda ve renklerde, malzemelerde, mobilyalarda hiçbir değişiklik olmadığı halde sadece ışığın tonunu değiştirerek atmosferin ne kadar değiştiğini gözlemleyebiliyorsunuzdur grafikten. Aşağıda bir tanımlama var yine grafik olarak. 2000 Kelvin civarındaki bölümde dekoratif ya da vintage, yani eski dönem hissi veren ışık kaynağı olarak gösterilmiş. Living spaces, yani yaşama alanları için 3500 Kelvin ortalama warm white'ı karşılayan bir ışık kaynağı tercihinden bahsediyor burada. Bu ikisinin arasında, 5100 ile 3500 Kelvin arasında bir yerde iş ortamlarında, yani fabrikalar, hastaneler, okullar, bu tür yerlerde hem gözünüzü yormayacak, hem sizi rahatsız etmeyecek bir Kelvin derecesine sahip, hem de her şeyin çok açık ve net bir şekilde görülebilmesini sağlayan, renklerin net bir şekilde algılanabilmesini renk ayrımı yapmak isteyenler için sağlayan bir alandan bahsediyoruz. 3500 ile 5100 Kelvin arası. Onun ötesi, bakın orada commercial industrial, yani endüstride, fabrikalarda, büyük AVM'lerde, büyük alanlarda, o bütün büyük alanın çepeçevre aydınlanabilmesini ve her şeyin algılanabilir hale gelmesini sağlayacak bir Kelvin derecesine taşıyor. Üst Kelvin derecesi. Fakat uzun süre maruz kaldığınız zaman bunların hepsi özünde rahatsız edici. Bunu biraz sonra şöyle diğer görsellerde daha iyi açıklayacağım. Buradaki biraz önceki gibi 3 tane temel Kelvin derecesi ayıralım. 2500 Kelvin, 4000 Kelvin, 6500 Kelvin diyelim bunlara. Bakın hepsinin altında aynı renk kartelası var. Fakat bu renk kartelalarına eğer yakından bakacak olursanız, hepsinin tonu, renklerin tonu da ışık kaynağından gelen ışığın ısı tonuna göre fark yaratıyor. Yani aslında plakalardaki bu kartelalardaki renk tonlarında herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Sadece tek bir ışık kaynağı değiştiriliyor ama renk tonları değişiyor. Bu bilgi sanatçılar için özellikle çok önemli bir bilgidir. Fakat maalesef birçok insan ben ışık biliyorum, ışık takip ediyorum demesine rağmen bu kadar ayrıntılı takip etmez. Sinemacılar bunu çok kullanır çünkü
yanıltamayacakları ve kandıramayacakları fiziksel bir nesne kullanırlar. Kamera ve film. Kameranın ve filmin ısı tonuna, ışığın ısı tonuna hassasiyeti çok hızlı cevap verdiği için buna çok ayrıntılı bir şekilde özen göstermek zorundadırlar sinemacılar ve fotoğraf sanatçıları. Ama onun dışında aynı özeni göstermesi gereken ressamlar, grafik tasarımcıları, sahne tasarımcıları aynı özeni ışığın ısı tonuna göstermezler özünde. Dediğim gibi genel geçer biz ışık biliyoruz denir ama ışığın ısı tonu hayatımızın, güncel yaşamımızın bile içerisinde bizi çok ciddi yönlendiren bir belirleyici etken olarak algılamamız gereken bir yapıya sahip. Buradan Kelvin derecesine tekrar döneceğim ama buradan hızlıca ışığın açılarına gelmek istiyorum. Çünkü açılar da aynı zamanda belirleyici oluyor. Kelvin derecesiyle birlikte ışığın geldiği açı da, ışığın nesnenin üzerine düştüğü açı da çok belirleyici oluyor Kelvin derecesiyle beraber. Çünkü günün saatlerini haliyle güneşin dönümünü ve gün dönümünü tarif ettiği için, gölgelerin yönü değiştiği için biz günün belli saatlerini ışığın açısıyla çözebiliyoruz. Bu ta ilkel dönemlerden beri DNA'mıza kodlanmış olan bu algı, otomatik algı, yapay ışıkların açısını değiştirerek tetiklenebiliyor. Bu da sahnede ve iç mekan tasarımında bizim için çok verimli bir silaha dönüşüyor. Işık açılarını ve ışığın tonlarını ortak olarak tanımlayıcı olarak kullanmak. Buradaki örnekler aynı şekilde mesela fotoğraf sanatçıları için mekan çekimi için de önemli olduğu gibi portre çekimi için de önemli. Portrenin ifadesini, bakın buradaki portreler özellikle 3D, böyle bir şey seçtim özellikle 3D modellenmiş, birbirinden hiçbir farkı olmayan, aynı şeyin copy paste ile kopyalanarak çoğaltılmış olan aynı portrenin dizilimi. Yani bir fark yok portrede. Fakat portrenin ışık açısı değiştiği için ifade değişiyor. Kiminde sevimli bakıyorken, kiminde ürkmüş bakıyor, kiminde şaşkın bakıyor, kiminde üzgün bakıyor. Fakat hiçbir şekilde mimik yapmıyor. Sadece ışığın açısı değişiyor. Dolayısıyla ışığın açısı artı bir de buna Kelvin derecesi koyduğumuz zaman bizim sanat nesnesini tarif etmek istediğimiz şeyi konuyu dramatik metne bağlı olarak bir duygu durumu aktarmak istiyorsak o duygu durumunu yapay ışık kaynağını kullanarak istediğimiz şekilde yönlendirebileceğimizi gösteriyor bize. Çünkü otomatik olarak biraz önce söylediğim gibi insan fizyolojisi ve zihni otomatik olarak buna ışık açıları ve tonları değişince aynı tepkiyi veriyor. Bu kaydedilmiş değişmez bir gerçek. Bir de önemli olan şey ışık açılarından sonra gölgeleri oluşturan yansımalar var ve yansımayla oluşan dolaylı ışıklar var. Fakat yansıdıkları yüzeye göre şekillenen ışıklar bunlar. Buradaki grafikte bir düzgün yansıma, bir de dağınık yansıma örneği görüyoruz. Çok temel bu, çok basit. Düzgün yansımaya örnek olarak ilk verebileceğim ayna ya da cam yüzeyler ya da pürüzsüz çelik yüzeyler. İşte bu tür pürüzsüz yüzeyler düzgün yansıma, direkt yansıma yaratıyor ve ışık geldiği açıyla geldiği açının tam simetrisinde dik bir açıyla yine aynen yolculuğuna gücünden eğer ayna ya da camsa gücünden bir şey kaybetmeden devam ediyor. Fakat işte ayna ya da cam dışında yine parlak, pürüzsüz ama gözenekleri bizim görmeyeceğimiz kadar küçük olsa da gözenekleri olan mesela parlak vernik atılmış bir düz ahşap satı ya da zımparalanmış bir parlak çelik yüzey bunlar ışığın belli oranda stoplanmasına sebep oluyor. Yani aynı güçte devam etmiyor aynadaki gibi. Dağınık yansıma ise grafikte gördüğünüz gibi pürüzlü yüzeylerden ışığın yansımasıyla oluşuyor. Pürüzlü yüzeylerden yansıdığı zaman aynen grafikteki okları takip ederseniz göreceğiniz gibi farklı açılarda yolculuk ettiği için ışık gücünü kaybediyor
ve biraz daha yumuşak bir hale geliyor. Bu da bizim difüzyon dediğimiz hadiseyi yaratıyor. Onu da biraz sonra göreceğiz. Burada mesela ışık kaynağı ilk grafikte, transmission'da, geçişte ışık kaynağı geçirgen bir yüzeyden geçerken, tül, cam gibi geçirgen bir yüzeyden geçerken aynen yoluna devam ediyor. Onu gösteriyor burada. Yansıtıcı yüzeyde kapalı ve bir yansıtıcı yüzeyde kırılarak aynı açıyı takip ederek gidiyor. Üstten en sağdaki grafikte refraction kırılmada suya düşen ışığın kırıldığını biliyoruz. Ve bu kırılmanın ışığın kırılması nedeniyle olduğunu biliyoruz. Bu tam olarak suyun kütlesinin yaratmış olduğu, suyun kütlesindeki partiküllerin ışığın seyahatini değiştirdiği için yaratmış olduğu bir efekt. Diffraction, difüzyon, burada en altta, sol altta gördüğümüz difüzyon dediğim şey, yarı geçirgen ama gözeneklerinden ışık geçerken biraz önce pürüzlü yüzeyde bahsettiğim gibi dağılarak ışığın hareket ettiği yüzeyler, difüze yüzeyler, difüzyon efekti yaratıyor. Bir de emici yüzeyler var. Işık geldiği zaman emilip gücünü neredeyse tamamen yitiriyor. Bunlara da biz kadife kumaşı örnek verebiliriz. Kadife kumaş özellikle tiyatro sahnelerinde, görsel sanatlarda kullanılan sahnelerde ya da fotoğraf stüdyolarının yansımayı engellemek istenilen duvarlarında, fonlarında siyah kadife tercih edilir. Çünkü ışığı yutar ve yansımayı engeller. Bir de tabii dağınık yansıma var. Bu da bir küreye örneğin parlak aynadan yapılmış ya da kromdan yapılmış bir küreye siz bir ışık kaynağından tek bir noktayla ışık gönderirseniz o kürenin dış bükey yüzeyi nedeniyle ışık dağılarak ve yayılarak gidecektir. Onu tanımlıyor bu grafiğimizde. Biraz önce bahsettiğim difüzyonu tam olarak tarif eden bir grafiğimiz var burada. Soldaki direkt ışık grafiğinde bir domatese güneş ışığı geliyor ve direkt açık ışık, açık havada, bulutsuz havada güneş ışığı geliyor. Haliyle ışığın yarattığı perspektif açılarına doğru orantılı olarak keskin sınırları olan net bir gölge oluşuyor domatesin hemen ön tarafında. Çünkü ışık herhangi bir kırılmaya uğramadan, herhangi bir engelle karşılaşmadan direkt olarak domatesin üzerine düşüp onun hatlarında sadece kayboluyor. Domates sadece ışığı kapattığı için onun yaratmış, o kütlenin yaratmış olduğu gölgeyi çok keskin ve çok net bir şekilde görüyoruz. Bu da bir süre sonra aslında bize her şeyi net görüyormuşuz hissi verse de grafikte bir kalabalık yarattığı için aslında algıyı bozan ve dağıtan bir şeydir. Yani domatesin formunu tam olarak görmezsiniz aslında. Domatesle birlikte gölgesinin de formunu görürsünüz. O da aslında bir leke olarak orada durduğu için grafik anlamda görseli değiştirir. Bu görsel sanatlarla ilgilenen birçok insanın aslında sahnede, stüdyoda resim yaparken ilk başta çok da fazla dikkat etmediği bir şeydir. Deneme yanılmayla belki algıladığı bir şeydir ama adını böyle koymak lazım. Dolaylı ışıkta, difüzyona uğramış ışıkta grafikteki gibi yine güneş var ama güneşle nesne arasında, güneşle yeryüzü arasında bulut varsa o ışık ışınları bulutlara çarparak, difüze olarak, farklı açılara yayılarak pek çok açıdan aşağıya ulaşıyor. Ve bu burada gördüğünüz gibi domatesin gölgesinin hatlarını tamamen yok ediyor. Çok flu, çok yumuşak bir gölge oluşuyor. Ve bu yumuşak ışık, difüze olmuş ışık aslında bizim için grafik hatları çok daha netleştiren sadece domatesin tanımlamasını, bu domatesi bir simge olarak kullanıyorum. Bir sanat eseri ise bu bir figürse, sahnede görmemiz gereken bir oyuncuysa ya da sahnenin içerisinde, mekanın içerisinde odaklanmamız gereken bir koltuksa ya da masaysa ya da sandalye ise onun tanımlamasını
daha belirgin yapmamızı sağlayan bir şey difüze ışık. Ama fotoğrafta bu çok daha net cevap veren bir yöntem. Direkt ışıkta çekilen fotoğraflar bütün fotoğrafçılar tarafından ışık çok keskin deyip kötü bulunur. Fakat difüze bir ışık geliyorsa, yarı bulutlu bir hava varsa her zaman çok daha lezzetli, çok daha verisi yüksek fotoğraflar çekebildiğimiz bir ortam sağlar bize difüzyonla oluşturulmuş ışık. Bir örnek daha, aynı şeyi elmalarla göstermiş bu grafikte. Yukarıdaki grafikte direkt ışık yine gördüğünüz gibi elmaların gölgelerini çok net bir şekilde, çok keskin bir şekilde gösteriyor. Ha, bu arada bu söylediğim şeyler aslında tanımlamalar, ışığın fiziksel özelliklerinin nesnelerle ilişkisi ve bunun sanat eseri üretimi aşamasında değerlendirilmesi gereken bilgiler olarak bir yerde durması için söylüyorum bunu. Yoksa elmayı böyle ya da işte sanat nesnesini böyle direkt ışıkla aydınlatmamalıyız gibi bir sonuç çıkmasın buradan. Kimi zaman dramatik olarak biz böyle bir efekt istiyorsak ya da sanat eserinde keskin gölgeleri olan, uzun gölgeleri olan bir efekt yaratmak istiyorsak, evet direkt ışık tekniğini kullanacağız. Ama bu farkı bilmek bize kullanabileceğimiz alanı daha da genişleten bir ortam sağlıyor. Buradaki grafikte iki grafiğim var böyle. Bunları biraz daha hızlı geçeceğim. Bakın buradaki temel özellik şu. Her bir karedeki evin kütlesi hiçbir şekilde değişmiyor. Tonu hiçbir şekilde, rengi hiçbir şekilde değişmiyor özünde. Bulunduğu ortam hiç değişmiyor. Bulunduğu ortamla ilişkisi, uzaklık, yakınlık ilişkisi hiçbir şekilde değişmiyor. Bütün görsellerde, tek tek hepsinde birbirinin aynı. Değişen tek şey ışık kaynağının tonu ve açısı. Işık kaynağının tonu ve açısı değiştiği zaman pek çok şey değişiyor. Işık kaynağının açısını ve tonunu, yani Kelvin derecesini ve açısını değiştirdiğimiz zaman gece yapıyoruz, gündüz yapıyoruz, korkutucu bir atmosfer yapıyoruz, çok aydınlık, çok komik, çok ferahlatıcı, çok umut verici bir ortam yaratıyoruz ya da üşüyoruz, kış ortamı yaratıyoruz ya da sonbahar ortamı yaratıyoruz, melankoliye boğuyoruz ortalığı ve bunların hepsini yapay ışık kaynaklarında Kelvin derecesini yani ışığın ısı tonunu ve ışığın açısını değiştirerek başarabiliyoruz. Fakat bunlar için başta da verdiğim tablolardaki Kelvin derecelerini en azından ortalama olarak şöyle bir akılda tutacak kadar irdelemek gerekiyor. Burada devamı var grafiğin. Bakın korku var, romantik mod var, sıcak yaz var, kar fırtınası var. Bütün bunlardaki ışık tonu, yani ışığın ısı derecesi maruz kaldığı atmosferik olaylar yüzünden değişir. Ve o değişiklik bize iklim değişikliği, gece ile gündüz arasındaki saat farkları, günün içerisindeki farklı saatler olarak, bilgi olarak oluşur zihnimizde. Ve bu sanat eseri okurken ve üretirken de aynı şekilde çalışır. Seyirciyi bu bilgileri kullanarak yapay ışık kaynaklarıyla sadece bu bilgileri değiştirerek yönlendirmek mümkün. Çok önemli bir bilgi birikimi sağlar. Işık biliyor olmak, ışığın Kelvin derecesini biliyor olmak. O yüzden özenle üzerinde duruyorum. Bu tablo Caspar David Frederick'in Bulutların Üzerine Yolculuk tablosu. Bu tablodaki ışık başta gösterdiğim grafiklerdeki 5000 Kelvin'in üzerindeki soğuk ışık diye, soğuk ışık ısısı diye tanımladığımız Kelvin derecelerine denk düşen bir tonlamayla boyanmış. Bakın, boya renkleri kullanılarak o ışık atmosferi yaratılmış. Bu önemli bir örnek, o yüzden bunu koymak istedim buraya. Bu tabloya bakarken biz Kelvin derecesini 3 aşağı 5 yukarı değiştirsek de bu tablonun tonunun soğuk bir atmosferde olduğunu hissediyoruz her şekilde. Çünkü boya renkleri kullanılarak bu ton oluşturulmuş. Burada benim üzerinde durmaya çalıştığım şey, karşılaştığımız şey sanat eseri olsun
Ya da aynen buradaki soğuk ışıkta olduğu gibi, bakın burada birebir bir mimari iç mekan var. Bir hastane iç mekanı. Buradaki ışıklarla Caspar David Friedrich'in tablosundaki ışıklar arasında, tonlar arasında neredeyse hiçbir fark yok. Bu daha reel bir ortam. Bu boya renkleriyle oluşturulmuş bir ortam. Ama her ikisi de bize veri olarak duygu durumu, duygu birikimi ve duygu değişimi, mod değişimi olarak seyirciyse şayet mutlaka bir sinyal gönderiyor. Ve bu sinyalin ne olduğunu, bu sinyalin seyirciyi, sanat izleyicisini, alımlayıcısını, tüketicisini nereye taşıdığını bu sinyalin biliyor olmak, aşağı yukarı buna dair çalışma yapmış ve bu temelleri sanat üretiminde kullanıyor olmak çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Test ederseniz göreceksiniz. Jean-Léon Jérôme, Prayer in the Desert. Çölde dua eden adam. Jean-Léon Jérôme bir oryantalist ressam. Ve genel anlamda Kelvin derecesi düşük sıcak ışıklar kullanır. Çünkü oryantalist ressam dedim. Orta Doğu'daki olayları ya da işte Roma dolaylarındaki olayları, tarihsel bir takım gerçekleri ya da tarihsel gerçeklere dayanmış kurguları resmeden bir sanatçı, bir ressam ve tercih ettiği Kelvin derecesi hep düşük Kelvinler. Gün ışığı olarak baktığımız zaman bu açık gökyüzündeki gün ışığı 4000-4500 Kelvin. Yine de düşük sayılmaz ama renk tonlarına baktığımız zaman boya renkleriyle oluşturulan yine de düşük Kelvin hissi yaratan bir şey var. Yani Caspar David'in tablosuyla bu tablodaki atmosferin ve iklim değerlerinin aynı olduğunu haliyle söyleyemeyiz. O iklim değerlerini bize tanımlayan, hatırlatan şey, tekrar hızlıca gidip geliyorum, bu tonlamadır aslında. Jean-Léon Jérôme tablosundaki tonlamaya sahip bir iç mekan görüyoruz burada. Bir örnek olarak. Buradan şöyle bir şeye geçeceğim. Gündelik yaşamımızı da aslında etkiliyor bu Kelvin dereceleri, ışığın tonlaması. Ve biz bunun genel anlamda farkında değiliz. Fakat bunu kullanan insanlar bizi yönlendiriyorlar. Mimarlar kullanıyor, reklamcılar kullanıyor. Ve bizim hangi nesneyi tüketeceğimiz ya da nerede hangi duygu içerisinde yaşayacağımızı neredeyse bu dünyayı yöneten bu teknikleri, bu yöntemleri kullanan insanlar belirliyor. Örneğin aşağıda sağ alt köşedeki bir gibi bir görsele baktığınız zaman gayet huzurlu, şöminenin önünde böyle iki tane çocuğuna sarılmış oturan bir anne görüyorsunuz. Fakat aynı tabloyu yukarıdaki, çapraz yukarıdaki ışık tonlamasıyla yapsaydınız duygu durumu çok başka olacaktı. Yani sadece kompozisyondaki formlar ya da figürler ya da nesneler belirlemiyor bu atmosferi. Asıl belirleyici olan, temel anlamda belirleyici olan ışık. Aynı şekilde tam tersi yukarıya bakın bir iş merkezi. İş merkezindeki soğuk ışıkla, yüksek Kelvin'le oluşturulmuş çalışma ortamını görüyorsunuz. Buradaki Kelvin derecesini düşürsek de bu durumda bu çalışma, soğuk çalışma ortamı sıcak, yumuşak, keyifli çalışılacak bir yere dönüşecek. Formlardan çok ışığın açısı ve tonu dolayısıyla değiştiriyor. Buna çok temel bir örnek olarak bu örneği vermek istiyorum. Bu örneği sıklıkla veriyorum ışıkla ilgili konuşurken. Çünkü gündelik yaşamımızda çok karşılaştığımız ama farkına varmadığımız bir ışık değeri çatışması var burada. Sol üst çaprazdaki görsel bir Burger King gibi, böyle bir McDonald's gibi marka söylüyorum ama bilemiyorum ne kadar doğru. Bir fast food markasının bankosu. Yani bir an önce hızlı yemek yiyip çıkıp gitmeniz gereken bir yerin bankosu. Diğeri ise bir kahve markasının iç mekanı. Bakın ne kadar farklı Kelvin dereceleri var. Çünkü hedeflenen süreç birbirinden çok farklı.
Bir fast food mağazasında sizden beklenen şey olabildiğince çabuk menünüzü yiyip bir menü güzel para kazandırır çünkü o işletmeyi çalıştıran insana. O menüyü bir an önce yiyip çünkü bir de ayrıca yedikten sonra ikincisini yiyemezsiniz, doyarsınız. O yüzden orada vakit geçirmenizin bir anlamı yoktur. Ve iş yeri sahibine zarar veriyorsunuzdur. Çünkü yeni birinin gelip oraya oturup yeni bir sipariş vermesini engelliyorsunuzdur. O yüzden aslında bir an önce yiyeceğinizi yiyip gitmenizi isterler. Estetikmiş gibi görünüp sizi orada tutmamak için tasarlanmış, bir an önce yemeğinizi yiyip gitmenizi sağlayan bir ışık tanımlaması yapılmıştır yüksek kelvinle. Diğerinde ise hepi topu içeceğiniz bir kahve bitti. Muhabbet güzel geldi. İkincisini içersiniz, üçüncüsünü yani kahveci sürümünden kazanır. Sizin ne kadar orada oturup ne kadar çok kahve içerseniz sizden o kadar çok para kazanır. Dolayısıyla o ortamı sizin evinizde bir koltuk kenarında kitabınızı okurken sıcak ışığınızla böyle o tungsten ampulünüzü, abajurunuzu yaktığınızdaki hisleri o dükkanda size yaşatmaya çalışır ki olabildiğince vakit geçirin, sohbet edin. Sohbet ettikçe tekrar tekrar kahve için. Çünkü bir kahve çok pahalı bir şey değildir. Ama çok tüketirseniz ancak bir fast food menüsü kadar para kazandırır. Dolayısıyla sizi orada tutmak için yumuşak ışık ve sıcak ışık tonlaması kullanır. Bütün ticari markalar bu sistemi kullanır. Lütfen gündelik yaşamınızda biraz daha buna bakarak hareket edin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ve işlerinizde de sanatsal üretimlerinizde de bunun izlerini hem yüksek kelvinde hem düşük kelvinde kullanmak sizin için de aynen bu ticaret dünyasının toplumu yönlendirdiği gibi sanatçı olarak da izleyiciyi yönlendiren ya da anlamasını istediğiniz yere taşıyan işler üretmiş olacaksınız. Başlığımızda sahne sanatlarında ışıklama tasarımı diye bir tanımlama var. Ama şimdi bu kadar temel teknik bilgileri bile çok hızlı geçiyorum. Çok temel geçiyorum. Çünkü çok karmaşık jargonu olan, çok teknik tanımlamaları, temaları, grafikleri olan bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Oysa ki ben genel anlamda her sanat disipliniyle uğraşan insanların ya da güncel yaşamında evindeki ortamıyla ilgili ışık tasarımının farkındalığını kullanmak isteyen insanların da algılayabileceği, kullanabileceği bir özet geçmeye çalışıyorum. Ama tabii ki de burada bir tiyatro sahne tasarımı örneği göstereceğim. Bu bir çağdaş tiyatro oyunu örneği. Bakınız burada yine çok yüksek kelvin var. Çağdaş tiyatro örneği dedim çünkü yüksek kelvinli yapay ışıklar, modern dünyanın ışıkları belli bir tarihe kadar o teknolojiyi, elektronik teknolojisini kullanamıyordu. Gazlı lambalar yoktu, civalı lambalar yoktu belli bir tarihe kadar. Tungsten ampuller, karbon arklar, bunlar kullanıldığı için hep düşük kelvinli sıcak ışıklar vardı. Dolayısıyla modern dünyanın, çağdaş dünyanın tanımlamasına yardımcı olan ışık tonu da aynı zamanda yüksek kelvinli tonlardır. Dolayısıyla bilim kurgu filmlerde falan böyle büyük uzay gemilerinin içleri falan hep bu kelvini yüksek ışıklarla aydınlatılır ki böyle gelecek hissi versin diye. Hemen arkasından 3. Richard oyunu bu. Shakespeare'in 3. Richard oyununun yorumlarından birisi bu. Bakın aslında gayet çağdaş modern bir takım dekor elemanları var. Kostümler tarihsel, dönemsel. Konu da tarihsel içerikte ilerlediği için, bir taht hikayesi içeriğinde ilerlediği için o tarihsel gönderiyi, o tarihsel göndermeyi netleştirmek için yine bakınız Kelvin derecesini düşürüyoruz. Yani meşale, mum ve işte odun ateşiyle elde edilen ışıklar hissini yaratan, bizi o çağa, o döneme geri götüren bir Kelvin derecesi kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla Kelvin derecesini değiştirerek yapımız, dokumuz, materyalimiz, figürümüz, nesnemiz ne olursa olsun pek çok şeyi başka bir şeyi değiştirmeden değiştirebiliyoruz. Umarım bu bilgiler diğer sanat disiplinleri için de sadece sahne sanatları ya da sinema ya da fotoğraf değil diğer sanat disiplinleri için de verimli bir şekilde temel olur diye umut ediyorum. Burada sizi şöyle bir son örnekle baş başa bırakacağım. Burada bakınız Kelvin derecelerinin rakamsal olarak betimlemeleri altta görünüyor. Yukarıda da ışık kaynakları var.
Bunu aklınıza yazıp evinize bile bir yapı marketten ya da elektrikçiden ampul alırken nasıl bir atmosfer istiyorsanız ona göre karar verebileceğiniz, atölyenizde üretim yaparken hangi rengi nasıl görebileceğinizi tanımlayacak Kelvin'i seçebilmenizi ve de karşılaştığınız Kelvin derecesi farklarıyla size karşı yönlendirilen bu yönlendirme dünyasının daha farkında olarak ilerleyebileceğinizi umuyorum. Umarım verdiğim bilgiler yeterli olmuştur. Umarım kullanabileceğiniz bilgiler olarak bir kenarda kalacaktır diyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalınız.